Merhaba arkadaşlar, Word Video kanalına hoş geldiniz. Bugün size teknik bilgiler vererek en kolay ve en basit şekilde nasıl kara kalem çizilir, bununla ilgili teknik bilgiler vereceğim. Bu tarz videolarımın devamını istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve bildirim zillerini açmayı unutmayın. Teşekkürler. Şimdi çizimimize başlıyoruz. Hadi buyurun gelin. Ninja kaplumbağa çizeceğiz. Bunun zaten biliyorsunuz hepsi birbirine benziyor. Yani Leonardo mu olsun, Michelangelo mu, Rafael mi, Donatello mu, buna gerek yok. Bence boyarken bunların kuşaklarını istediğiniz ve sevdiğiniz renge boyayabilirsiniz. Şimdi yapmamız gereken ilk önce gözleri. Gözlerini yapmamız lazım. Gözlerden başlamamızın sebebi kafasının orantısını ayarlayabilmemiz için. Tabii bunun gibi ilk önce tabii şöyle bir kare çizip de başlayabilirsiniz. Ama bu çoğu sonra bu karelere hangi bölgeyi görüyorsanız kulak, göz, burun o karelerin içini o şekilde çizebilirsiniz. Ama tabii daha kolay bir yolu var. Yanı var. Silerim burayı. Şimdi çoğu insan anlayamıyor. Hangi kareye gözünü, hangi kareye nereyi biraz sıkıntı çekiyor. Yapamıyorlar. Çünkü biz en basite indirgeyeceğiz bunu. En basite. Ne yapıyoruz? İlk önce dediğim gibi gözlerden başlıyoruz. Şöyle iki tane kocaman yuvarlak çiziyoruz. Daha sonra bir yuvarlak daha çiziyoruz. Tabii önemli olan bu resimleri tekrar etmemiz. Eğer bir çelesme tekrar edip kendimizi geliştirmezsek başarılı olamayız. İnanın çok büyük ressamlar bile bir portre çalışırken yıllarca yıllarca eskiz yaptıkları oluyor, çalıştıkları oluyor. Yani bunun her şeyde olduğu gibi ilk önce ne yapacağız? Çalışacağız, çalışacağız, çalışacağız. Ne yaptık? Gözlerini çizdikten sonra ne yapacağız? Göz bandını yapacağız. Şimdi göz bandını çiziyorum. Tabii kaşların belirgin olması lazım ki daha iyi yüz hatları çıksın. Böyle kuşağın kenarına ve şuraya da kuşağın bağını. Bir yuvarlak çiziyoruz. Yuvarlağın içine küçük bir C yapsak o bağ gibi oranını gösterir. Tabii dediğim gibi çalışacaksınız. Biz en basit şekilde indirgiyoruz bunu. Kuşağın uç kısımlarını yapıyoruz. S şeklinde yaparak uçtan sivrileştirip kalına doğru gidiyoruz. S şeklinde unutmuyoruz. Daha sonra ne yapıyoruz? Kaplumbağamızın, ninja kaplumbağamızın kafasını yapıyoruz. Tabii kafasını yaparken ne yapıyoruz? Yarım C şeklinde yapıyoruz. Tabii silgi dememin sebebi ufak hatalar yapabiliyoruz. Burayı silelim. Evet. Sildikten sonra tekrardan C şekline, yarım C şeklinde yapıyoruz. Ve yanak kısmına geliyoruz. Yanakları da yine aynı şekilde hafiften U şeklinde U ile V karışımı yapıyoruz. Burayı da aynı şekilde U ile V karışımı yapıp alt tarafa doğru ne yapıyoruz? Birleştiriyoruz. Daha sonra birleştirdikten sonra ne yapıyoruz? Şöyle gösterelim kaplumbağamızı. Bu kabataslak hali. Böyle kabataslak hali. Şimdi ne yapıyoruz? O burun kısmını biraz daha belirtiyoruz. Burun deliklerini yapıyoruz. Daha sonra tabii bu ağız kısmı bize kalmış. İster sinirli yaparız, ister güler yaparız. Bu bize kalmış. Ben biraz agresif bir ninja kaplumbağa yapmak istiyorum. Ne yapıyorum? Hemen F şeklinde, ters şey şeklinde yapıyoruz ama alttan birleştiriyoruz. Şuraya da şöyle şu şekilde ağzını yaptık.
Tabii dişlerini de unutmuyoruz. Şöyle şu şekilde tam ortadan bir çizgi ve yukarıdan aşağı paralel olarak çizdiğimiz zaman aşağı yukarı nişe kaplumbağamızın kafası tamamlandı. Şöyle şu şekilde de boynunu yapıyoruz. Gördüğünüz gibi. Daha sonra nişe kaplumbağamızın omuzlarını yapıyoruz böyle. Yarım daire şekli tam olmuyor. Böyle yarım daire değil de ne C ne U ne V tam ufaktan bir kavis veriyoruz. Ve bunu göğsünde birleştiriyoruz ve aynı şekilde burayı da yapıyoruz. Sağ tarafına. Tekrardan sol tarafına yine orantısını üsttekilerden biraz daha küçük, büyükten küçüğe doğru yaparsanız kabuğun iç kısmı daha belirgin ve daha düzgün olur. Tabi kemerini de yapıyoruz. Şu tam boşluk görmüş olduğunuz kısmına bir çizgi çekiyoruz. Şuradan kemerini yapıyoruz. İşte şimdi en önemli kısmına geldi. Tabii ki şaka yapıyorum. İster Leonardo, ister Michelangelo, ister Rafael, ister Donatello. Hangisini isterseniz onu yapıyorsunuz. Ben bunu Leonardo'da yapmak istiyorum. L harfini çizdik ve kemerini belirttik. Alt kısmına kabuğun devamı olacak şekilde şöyle yapıyoruz. Şöyle birleştiriyoruz. Şuradan gölge veriyoruz hafiften kenarlardan. Orada kabuğun alt kısmı ve bu kemerle o kasıkların olduğu yerden bacaklarını öyle uzantısını çıkartıyoruz. Şöyle ayarlıyorum. Şimdi buradan C şeklinde çiziyoruz. C ayağına çiziyoruz. Hafiften meyili vererek sonra içten dışa doğru vererek ayaklarını oluşturuyoruz kabasını. Aynı şekilde şuradan kuşağının ipliklerini unutmayalım. Kurdelalarını unutmayalım. Aynı şekilde sağ taraf için de yapıyoruz. İlk önce dıştan içe doğru, sonra içten dışa doğru veriyoruz ayak kısmında. Ayak ve bacaklarını oluşturuyoruz. Tabii unutmuyoruz bunun 3 tane parmağı var. Tekrardan şöyle 3 parmak. Dediğim gibi bunlar kesinlikle profesyonel değil. Bunlar ilk başta çizimi öğrenmemiz için göz kararı yapmanız gereken şeyler. Dediğim gibi videonun başında en basit şekilde yapıyoruz. En basit şekilde. Ve şunu söylemem gerekiyor. Gerçekten iyi bir resim çizmek istiyorsak çok 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 çalışıp çok 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 eskiz yapmamız lazım. Bu sadece basit bir kara kalem. Bacaklarını yaptıktan sonra bacak kısmında nice kaplumbağaların tekrardan o kuşaklarından yapıyoruz. Aynı şekilde sol ayağı için de geçerli. Yaptık. Şuradan kasık baldır kısımlarını hafiften gölge veriyoruz. Şu topukların iç kısmını şöyle hafiften ovalıyoruz. Tekrardan şöyle gölgelerini vereceğiz. Evet. Şöyle göğüs kısmını da biraz hafiften gölgeleyelim. Şu şekilde kaba şekilde kaplumbağamızın şöyle göstereyim size. Kaba şeklinde ayakları, gövdesi ve kafası oluştu. Şimdi kabuğunu yapacağız. Şuradan şöyle. Omuzlarından tekrardan çizgi çekip şuradan kollarını uzatıp şu kollarına şöyle tartalım şöyle. Evet. Tamam. Şuradan şöyle, şuradan şöyle.
önyargısı yapalım. Şöyle kollarında artık siz yana doğru mu açarsınız, içeri doğru mu açarsınız? O sizin keyfinize kalmış. Dediğim gibi bu sadece burada kolları ve bacakları en kolay şekilde nasıl çizeriz? Tekrar paylaşıyorum. En kolay şekilde nasıl çizeriz? Onu gösteriyorum. Mant kol bantlarını, bileklik bantlarını, tekrar bu da aynı şekilde kol bandını ve bileklik bantlarını yapıyoruz. Burada yumruk sıkmış 1, 2, 3 tane yapsak zaten 4 parmakları var. Buradan bir kılıç yapmak istiyorum. Basit bir şekilde şöyle tutmuş gibi. Şu baş parmağını da şuradan şöyle üstündeymiş gibi gösterip kılıcı kavramış şekilde şurayı biraz daha karalarsak elinin yumuş olduğunu daha çok belirgin olur. Şöyle kılıcı da yaparsak şu şekilde aynı şekilde 1, 2, 3 buraya yapıyoruz. Buraya da aynı şekilde kılıcı uzantım dediğim gibi bu şu an sadece bir eskiz. Şimdi bunu daha da belirgin hale getirmemiz için birkaç tane daha çizmemiz lazım. Şöyle şuradan kabuk, kabuğunu yapıyoruz. Belli dolanmış şekilde. Şuradan da aynı şekilde kabuğunu yapıyoruz. Bu kuşağı. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi en kolay şekilde bir ninja kaplumbağa yaptık. İlerleyen zamanlarda yapmış olduğum bu kara kalem çalışmaları daha detaylı şekilde daha nasıl ilerleyebilirim, daha nasıl profesyonel olabilirim bununla ilgili size daha çok bilgi vereceğim. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Umarım size yardımcı olmuşumdur. Tekrar iyi günler. Ahmet, zehra getir. Ay.